geçmiş ve gelecek arasındaki ayrım temel olarak evrenin geçmişteki düşük entropisine atfedilebilir. Bu da derin bir soruyu gündeme getirmektedir. Geçmişte entropi neden düşüktü? Bunu ele almak için entropinin doğasını, evrenle etkileşimimizi ve bu etkileşimleri yöneten ilkeleri incelemeliyiz. Bu analiz evrenin başlangıçta neden düşük entropiye sahip olduğunu ve kozmik çerçevedeki gözlemciler olarak rolümüzü belirlememizi amaçlamaktadır. Evren ile olan etkileşimimizin içsel doğası, algımızı ve entropi ile zaman akışı ile ilgili fiziksel fenomenleri şekillendirir. İnsanlar doğal dünyanın ayrılmaz bileşenleri olarak evrenle fiziksel biçimde etkileşime girerler. Ancak evrenin tüm değişkenleri bizimle etkileşime geçmez. Evrenle etkileşimlerimiz sınırlıdır. Evrenin değişkenlerinin yalnızca küçük bir alt kümesi doğrudan bizimle etkileşime girer. Büyük çoğunluğu gözlemlenemez kalır ve bu da evrenin farklı yapılandırmalarının bizim için ayırt edilemez göründüğü bir algıya yol açar. Örneğin bir kişiyle bir bardak su arasındaki etkileşimi düşünün. Bu etkileşim her su molekülünün ayrıntılı hareketlerinden bağımsızdır. Benzer şekilde bir kişiyle uzak bir galaksi arasındaki etkileşim, galaksinin iç dinamiklerinin ayrıntılarını hesaba katmaz. Bu nedenle evrene bakış açımız doğası gereği bulanıktır. Çünkü etkileşimlerimiz çok sayıda değişkene duyarsızdır. Bu değişkenlerin sadece çok küçük bir kısmı bizi doğrudan etkiler. Bu da evrenin yapılandırmalarının çoğunu perspektifimizden ayırt edilemez kılar. Bu bulanık algı Boltzmann teorisinin özünü oluşturur. Bu bulanıklıktan zaman akışını tanımlamak için çok önemli olan ısı ve entropi kavramları ortaya çıkar. Bir sistemin entropisi özellikle bu bulanıklığa bağlıdır. Sınırlı etkileşimlerimiz nedeniyle algılayamadığımız, ayırt edilemeyen yapılandırmaların sayısına bağlıdır. Entropi matematiksel olarak makroskopik duruma uygun ve onunla tutarlı mikro durumların sayısının doğal logaritması ile olan ilişkiyi temsil eder. Yalıtılmış bir sistemde entropi, sistemin termodinamik dengeye doğru evrildiği ve burada entropinin maksimum olduğu prensibine dayanarak modellenir. Termodinamiğin ikinci yasası bu davranışı yönetir ve yalıtılmış bir sistemin entropisinin zamanla asla azalmadığını belirtir. Kabatanelilik, mikroskopik detaylar üzerinden ortalama alarak bir sistemin tanımını basitleştirmek için kullanılan bir tekniktir. Kabatanelilikte sistemin mikroskopik durumları daha büyük makroskopik durumlar halinde gruplandırılır. Kabatanelilik, sistemin durumunun çözünürlüğünü azalttığı için genellikle entropiyi artırır ve daha fazla ayırt edilemez duruma yol açar. Sistemin mikro durumları hakkında ayrıntılı bilgi kaybına yol açar ve bu, sistemin davranışı hakkında yapılan tahminleri etkiler. Entropi kabataneliliğin ölçeğine bağlıdır ve bu, bahsettiğimiz üzere entropinin yalnızca içsel bir özellik olmadığını, aynı zamanda gözlemsel ölçeğin bir fonksiyonu olduğunu gösterir. Evrenin entropisi sadece yapılandırmaları ile ilgili değildir. Aynı zamanda gözlemciler olarak onunla nasıl etkileşime girdiğimizle de belirlenir. Evrenin entropisi, onun yapılandırılmasının bir fonksiyonu olmamakla birlikte, onu nasıl gözlemlediğimiz ve onunla nasıl etkileşim kurduğumuzun da bir fonksiyonudur. Gözlemlenen düşük başlangıç entropisi, evreni tanımlamak için kullandığımız belirli makroskopik değişkenlerle ilgilidir. Bu geçmişte gözlemlenen düşük entropinin, evrenin değişkenlerinin bir alt kümesiyle olan belirli etkileşimlerimizden kaynaklanabileceği ve evrenin kendisinin içsel bir özelliği olmayabileceği anlamına gelir. Entropiyi hıza benzer şekilde göreli bir büyüklük olarak düşünün. Bir sistemin içsel bir özelliği değildir. Daha çok gözlemcinin referans çerçevesine bağlıdır. Hareket eden bir trenin içinde koşan bir çocuğun hızının trene göre ve yere göre farklı değerlere sahip olması gibi, entropinin de gözlemcinin etkileşimlerine göre olan bir özelliği vardır. Bir nesnenin hızı başka bir nesneye göre görecelidir. Tıpkı bir sistem A'nın entropisinin
Sistem B'ye göre A ve B arasındaki fiziksel etkileşimler tarafından hesaba katılmayan yapılandırmalara bağlı olması gibi. Belirli bir mikroskopik yapılandırma bir bakış açısından yüksek entropiye, başka bir bakış açısından da düşük entropiye sahip olabilir. Bu bulanıklık hayali değildir. Gerçek fiziksel etkileşimlere bağlıdır. Bu nedenle bir sistemin entropisi bu etkileşimlerin doğasına da bağlı olmaktadır. Bizimle evrenin geri kalanı arasındaki fiziksel etkileşimler birçok değişkene duyarsızdır. Ve bu da bulanık ve kaba taneli bir görünüme yol açar. Bu kaba tanelilik ısı ve entropi gibi zamanın akışı için kritik olan kavramların ortaya çıkmasına neden olur. Bir sistemin entropisi fiziksel etkileşimlerimizden kaynaklanan yapılandırmaların ayırt edilemezliğine bağlı olmaktadır. Şu benzetmeyi düşünün. 6 kırmızı ve 6 siyah olmak üzere 12 karttan oluşan bir deste, başlangıçta tüm kırmızı kartlar üstte olacak şekilde düzenlenmiştir. Desteği karıştırmak, ilk 6 pozisyona siyah kartlar ekleyerek entropiyi artırır. Başlangıç yapılandırması keyfi ise, karıştırmadan önce ve sonra belirli bir sırayı tanımak, evrenin entropisiyle etkileşimimizi yansıtır. Entropi içsel olarak değil, tanımlanmış başlangıç koşulları ve bizim etkileşimimiz nedeniyle artar. Evrenin genişliği içinde sayısız fiziksel sistem çeşitli yollarla etkileşime girer. Geçmişimizin özel koşullarını yansıtan bir etkileşim biçimi düşük başlangıç entropisine yol açar. Bu özel alt küme gözlemlenen termodinamik davranışı destekler ve buna hafıza, evrim ve bilinç dahil olur. Bir sistemin gözlemlenen entropisi, gözlemcinin referans çerçevesine ve etkileşimde bulunduğu değişkenlere bağlı olarak değişir. Entropi, gözlemcinin sistemle olan etkileşimi tarafından etkilenen göreli bir büyüklük olarak tanımlanır. Örneğin, bir gözlemcinin mikro durumları, ayırt etme konusundaki sınırlı yeteneği, ölçülen entropiyi etkiler. Düşük başlangıç entropisi, evrenle olan benzersiz etkileşimimizle ilişkilidir ve zamanın akışına olan algımızı şekillendirir. Hareket eden bir çocuğun hızının trene göre farklılık göstermesi gibi entropinin tanımı da etkileşim alt kümesiyle değişmektedir. Bu bağlamda da zaman oku kavramı entropi ile yakından bağlantılıdır. Düşük başlangıç entropisi ve ardından gelen artış zamanın yönünü tanımlar. Bu bakış açısı zaman okunun evrenin doğal bir özelliği olmadığını ancak değişkenleriyle olan belirli etkileşimlerimizden ortaya çıktığını öne sürer. Bu bağlamda evrenin entropisini etkileşim halindeki alt sistemlerin entropilerinin toplamı olarak ele alalım. Etkileşimli sistemler için toplam entropi, alt sistemlerin entropilerinin ve etkileşimler nedeniyle entropi değişiminin toplamıdır. Alt sistem A'nın alt sistem B ile etkileşimi sonucu oluşan entropi şekilde görüldüğü gibi verilir. Birden çok alt sistem etkileşimine genişletildiğinde ise şu şekilde verilir. Zamanın oku böylece evrenin değişkenleri ile olan belirli makroskopik etkileşimlerimizden ortaya çıkar. Evrenin geçmişteki düşük entropisi ve zamanın oku esas olarak evrenle etkileşimde bulunma biçimimizden kaynaklanabilir ve zamanın akışına ilişkin algımızı şekillendirir. Bu perspektif, bahsedildiği üzere Boltzmann'ın teorisiyle uyumludur ve başlangıç koşulları ile evrenin değişkenleri ile olan etkileşim biçimimizin gözlemlenen zamansal asimetride önemli roller oynadığını göstermektedir. Zamanın oku esas olarak evrenin başlangıç koşullarına, özellikle de düşük başlangıç entropisine bağlıdır. Düşük entropili başlangıç durumu, zamanın tek yönlü akışına yol açan bir sınır koşulu sağlar. Bu termodinamiğin ikinci yasası bağlamında ifade edilir ve entropinin artma eğiliminde olduğunu, böylece zamanda bir asimetri oluşturduğunu belirtir. Düşük başlangıç entropi durumu, zamansal asimetri ve gözlemlenen zaman okunun gelişimi için gereklidir. Büyük patlama teorisi gibi farklı kozmolojik modeller, evrenin mevcut durumunu açıklamak için düşük başlangıç entropi koşullarına dayanır.
Sonuç olarak geçmişte evrenin düşük entropisi ve zaman oku öncelikle evrenle olan etkileşimimizin belirli biçiminden kaynaklanıyor olabilir. Bu bakış açısını değerlendirdiğimizde şu ana kadarki edindiğimiz bilgilerden ve tartışmalarımızdan bunun Boltzmann'ın teorisiyle uyumlu olduğunu çıkartabiliriz. Ve aynı zamanda başlangıç koşullarının ve evrenin değişkenleriyle etkileşim şeklimizin gözlemlenen zamansal asimetride oynadığı önemli rolleri de takdir etmek gerekir. Evrene ilişkin tanımladığımız özel makroskopik durumlar değişkenleriyle sınırlı etkileşimimizle birleştiğinde geçmişi düşük entropili bir durum haline getirmektedir. Dolayısıyla düşük başlangıç entropisi ve zaman oku evrene özgü değildir. Buradan çıkarsadığımız sonuca göre onunla etkileşimimizi yansıtır. Bu bağlamda zamana ilişkin zaman kavramının inşası üzerine yapacağımız çıkarımlar devam edecektir. Ve sonraki bölümlerde bu konuları daha ayrıntılı şekilde işlemeye devam edeceğiz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın.